adayı da yeni ve haklarında herhangi bir şahidesi olmayan kişilerden oluşursa Düzce'nin 3-0 yapma ihtimali var. Bunu şöyle söyleyeyim, ben 2-3 gündür Düzce'deyim. Yani Düzce sekametinde görev veriyorlar arkadaşlar. Dolaşıyoruz köyleri. Ya ben gitmemiş olsaydım bunları söylemezdim. Akçuk Ocak gibi değil. Köylere gidiyorum. İnan ya, hakikaten hiçbir şey kaybetmemiş AK Parti'de. Yani insan, yani adam diyor ki, yani gösteriyor. Koca köyde işte 3-5 tane ev gösteriyor. Bunlar fiyatı bilir. Yani siz de gitseniz bir şey olmaz. Ama onun için hepsi AK Parti diyor. Ve gidiyorsun insanlara, selamun aleyküm diyorsun, AK Parti diyorsun. Abi hiçbir şey demiyor. Yani dua, Allah razı olsun, işte sağ olun, işte şey, sohbet, muhabbet. Hani bizdeki, bizim buralardaki değil yani. İnsanlar hemen öyleydi, böyleydi falan demiyor. Ama bu köylerde gördüğümü söylüyorum tabii. Şehir daha başladı mutlaka. Şehirde, şehir çalışmalarına da girdiğimiz zaman orada da onları görürüz. Gittiğimiz köylerde çok böyle fındıktan daha ziyade hayvancılık üzerine var. Hayvancılıkla ilgili eleştiri var. Onda da eleştiri, şöyle bir eleştiri var. Yani etin çok pahalı olmasından ondan sonra. İşte burada da yem falan diyor. Biz de orada ya işte siz işte hayvan niye bakmıyorsunuz falan dediğimizde de diyor ki işte yem çok pahalı, yüzler çok yüksek. İşte, hani ekim için diyorsunuz. O öyle olmuyor diyor. Doğru söylüyor. Yani evet, o var. Bir de şey var. Birçoğu da şunu söylüyor, hayvancılıkla ilgili şey yaptığımızda ya çocuklar yapmıyor bu işi dedi. Yani fabrikada gidip çalışmaya daha şey geliyorlar dedi. Yani. Sorayım Mirvan abi, tamam. Bir tahmin alayım sizden. Düzce ve Türkiye Cumhurbaşkanı seçimleri hakkında. Yani şöyle, önce şunu söyleyeyim. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok ciddi bir sorun gözükmüyor. Yani işte birinci turda kazanacak inşallah. Ama parlamento ile ilgili adayların belli olması gerekiyor. Adaylar belli olmadan şu anda bir şey belirtmek isteyemiyorum, belirtemiyorum. Ama Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Yani bunu yine samimiyetle söylüyorum. Geçen gün bir arkadaş da anlattı. Böyle birkaç kişiyle konuştuğumda da aynısını söyledi. Yani geçmişte asla Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyen insanların ya biz gene gideceğiz, ona mecbur kalacağız, herhalde ona oy vereceğiz, herhalde demeye başladı. Bunun da nedeni karşısındaki adaylarla ilgili, karşısındaki adayların, Cumhurbaşkanı adaylarının işte kamuoyundaki itibarları diyelim. Yani kamuoyuna deklar ettikleri durumları, yani söyledikleri sözlerle yaptıkları tavırlar arasındaki farklılıklar vatandaşın kafasına soru işareti bırakıyor. Düzce? Düzce... Şöyle, Düzce 3-0 bir iki şeye bağlı. Bunlardan bir tanesi Düzce'nin adayları. Hakikaten halka karşılığı olan, halkın gönlüne girmiş adaylar olursa Düzce 160 bin, 170 bin oy almış şimdiye kadar bir il AK Parti'de. Ki seçme sayısının da arttığını varsayarsak, yani yine bu 150-160 bin oyu aldığında bir milletvekili kaybetmesi için karşıdaki partinin 50 bin üzerinde oy alması lazım. Yani 60 bin civarında oy alması lazım. Şu anda Düzce'de en şu an 2018 seçimlerinde yanılmıyorsam CHP 35 bin oy aldı. İYİ Parti 15 bin aldı. MHP 46 bin, 47 bin civarında oy aldı. Şimdi dolayısıyla bu aritmatiğe baktığımızda AK Parti kendi tabanını ve kendi seçmenini konsolide edebilirse yine 3-0 yapar. 3-0 olmaması için bir partinin 50 bin üzerinde oy alması lazım. Bunun da şu anda MHP'de o potansiyel veya MHP tabanında gözükmüyor. Ben kendi şahsi kanaatim. CHP ile İYİ Parti birlikte hareket ederlerse hani onun da siyasette şöyle bir tarafı var. Getirir götürür. Yani ne kadarını alabilirler, ne kadarını kaybedebilirler onu da bilmiyorum. Oralardan kaçacak oylar da söz konusu. Yani ama yine Düzce'de Düzce seçmeni, yani MHP ile AK Parti arasında kolay geçiş yapabilen bir seçmen. Yani bunu yerel seçimlerde gördük. Belediyeler, AK Parti belediyeleri, AK Parti belediye başkanlığı yapmış birçok arkadaş MHP'den belediye başkanı seçildi. Dolayısıyla AK Parti tabanı MHP'ye kolay oy verebiliyor. Onun için işte burada da bu adayların ve
belirlenmesi belirlenen adayların da halktaki karşılıklarıyla alakalı diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik sonuçlara yönelik tahmini oy oranınız nedir? Valla ben 55'in üzerinde olacağını düşünüyorum. İlk turda. İlk turda.